Değerli milletvekili arkadaşlarım, belediye başkanımız, garnizon komutanımız, çok değerli misafirler, esnaf ve sanatkarlarımızın değerli temsilcileri, çok sevgili Niğde halkı, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, biraz önce arkadaşlarımızın da ifade ettiği gibi gerçekten ahilik teşkilatı, organizasyonu bu medeniyetin meydana getirdiği son derece önemli kurumlardan bir tanesidir. Bu yapı sadece bir ticari organizasyon ve ekonomik ticari alanda faaliyette bulunan ve meslek mensuplarının haklarını koruyan bir yapı değildir. Onun çok daha ötesinde son derece komplike ve birçok sorunu bir arada çözebilme imkanı getiren bir yapı oluşmuştur. Bir ticari organizasyondur, ahilik teşkilatı elbette, ama onun ötesinde en az onun kadar önemli olacak şekilde sosyal boyutu ön plandadır ve belirleyicidir. Ahilik teşkilatı aynı zamanda bir okuldur. Meslekteki kaliteli insanların, uzmanların yetiştirilmesini en akılcı yöntemle halleden, o sorunu gidermeye çalışan bir okuldur. Meslek mensupları bu yapı içerisinde mesleklerini, becerilerini geliştirmekte, daha da ileriye götürmektedirler. Bir standartizasyon kurumudur aynı zamanda. İlkeler, kriterler bu yapı tarafından belirlenir ve en katı şekilde uygulanır, tatbik edilir. Ve bakın, aynı zamanda bir sigorta mekanizmasıdır, sigorta müessesesidir. Yani hem kendi üyelerinin haklarını koruma noktasında bir sigorta mekanizmasıdır, ama aynı zamanda tüketicinin haklarının korunması çerçevesinde de bunu sağlayan, bu dengeyi kurabilen ve tüketicinin mağdur edilmesini engelleyen bir yapıdır. Onunla ilgili kriterleri hem koyan, kuralları koyan, aynı zamanda onu uygulayan, hayata geçiren bir yapıdır. Bakın, bu saydığım özelliklerden her biri için Türkiye'de bugün çok ayrı, birbirinden farklı ve güçlü teşkilatlar kuruluyor. Yani standartizasyon için ayrı bir kurum oluşturuluyor. Sigorta mekanizmaları bu sorunu çözmek için ayrı yapı oluşturuluyor. Aynı şekilde esnaf ve sanatkarın eğitimini sağlamak için ayrı yapı, hatta yapılar oluşturuluyor. Dolayısıyla bütün bunları ve tüketicinin koruması anlamında da gerçekten Türkiye'de ve dünyada çok güçlü ayrı organizasyonlar, birimler oluşturuluyor, kurumlar oluşturuluyor. Ahilik teşkilatı bütün bunların hepsini tek bir yapıda harmanlayabilen, tek bir potada eritebilen bir örgüttür, bir yapıdır, bir kuruluştur. O nedenle zaten 1000 yıldan fazla hayatiyetini devam ettirmiştir. Bu topraklara kan vermiştir, bu topraklara can vermiştir. Bu vesileyle geçmişteki bütün ahileri buradan rahmetle, şükranla, minnetle bir kez daha arıyoruz. Anlıyoruz. Değerli liderler, değerli kardeşlerim, tabii esnaf ve sanatkarın toplumda korunması gerekir. O toplumun bel kemiğidir. Ekonominin temel direklerinden, taşıyıcı kolonlarından bir tanesidir. Onun korunması gerekir. Özellikle teknolojideki yeni gelişmeler esnafımızın gücünü büyük güçlü sermaye karşısında zayıflatabiliyor. Gerçekten küçük bir dükkanda hayatını idame ettirmeye çalışan, ahilik kültürünü orada yaşatmaya çalışan bir esnaf kardeşimizin güçlü sermaye karşısında mutlaka devlet tarafından korunması, ayakta kalmasının sağlanması gerekir. Bu her şeyden önce toplumun orta direğini oluşturan esnaf ve sanatkarımızın topluma katkısının yükseltilmesi anlamına gelir. Esnaf ve sanatkarımızı canlı tutmak, ayakta tutmak, ona destek vermenin yeni modern dönemde en önemli aracı esnaf ve sanatkar kardeşlerimizin
makul finansman kaynaklarına erişimi sağlamak lazım. Yani ucuz kredi imkanları, finansman imkanlarını onlara bu hizmeti sunabilmek gerekiyor, sunmak gerekiyor. Aksi halde kesinlikle hayatını sürdürmesi, ayakta kalması, hele artan rekabet şartlarında, yoğun rekabet şartlarında o zayıf sermaye yapısıyla ayakta kalabilmesi kesinlikle mümkün değil. Ve geçmişte çok sık karşılaşılan ekonomik krizlerde her zaman esnaf ve sanatkarımız büyük darbe yemiştir. Hepimiz hatırlarız, 2001 yılında bir esnaf kardeşimiz yazar kasasını, esnaflığın sembolü olan yazar kasasını başbakanlığın beton zeminine çakmıştı. Esasında o beton zeminine çakılan sadece yazar kasa değil, esnafımızın ümidi, geleceği, umutla gelecekle ilgili umutlarıydı. Dolayısıyla bu gerçekten hareketle esnafımıza, esnaf kuruluşlarımıza destek vermek gerekiyor. Bakın 2002 yılında esnafımızın kullandığı kredinin faizi %40'ların üzerindeydi. Esnafımız bu rekabet edebilmesi için gerekli olan ucuz finansman imkanlarına sahip değildi, ulaşamıyordu, ulaşmakta zorluk çekiyor. 2002 yılında Türkiye'de bütün esnafımızın tamamının kullandığı kredi miktarı 153 milyon lira civarındaydı. Faiz oranında %40. Bugün esnafımıza %5 ile 6 faiz oranıyla kredi verebiliyoruz ve isteyen esnafımız da bunu kullanıyor. İstisnasız. Ve şu an itibariyle de toplam esnafımıza ucuz sağlanan kredinin de miktarı yaklaşık 14-15 milyar liraya ulaşmış vaziyettedir. Yani katrilyon liraya. Bu son derece önemli. Eğer bu destek verilmemiş olsaydı, ucuz olması gerekiyor ama piyasa faiz oranının daha altında ciddi bir destek oranıyla esnafımıza bu imkanı sağlanması gerekiyor. Aksi halde piyasa faiz hadlerinden esnafımıza böyle bir imkan sunulduğunda esnafımız güçlü sermaye karşısında rekabet edemez, ayakta kalamaz, onunla boy ölçüşemez. Çünkü yapısı belli. Ölçeği küçük, sermayesi yok. Dolayısıyla gelişen, büyüyen güçlü sermaye karşısında ayakta kalmasının en önemli yolu finansman imkanı sağlamaktır. Onu da sağlıyoruz. Ve esnafımız bugün, ayrıca bir şey daha var bakın. Bugün Tescom kanalıyla esnafımızın geriye dönmeyen bir kuruş borcu yoktur. Halk Bankası'na bugün esnafımızın vadesi geçmiş ödenmeyen bir kuruş borcu yoktur. Bu da son derece önemli. O borcu Tescom üstleniyor. Daha sonra esnafımızı rahatsız etmeden, onun ticari faaliyetini sürdürmesini engellemeden tahsil ediyor. Son derece güzel bir mekanizma ve bütün dünyada takdir edilen, ilgiyle izlenen, yani esnafımıza yönelik olarak faaliyette bulunan uyguladığımız kredi kefalet mekanizması ve genelde finansman mekanizması bütün dünyada takdirle karşılanan bir yöntemdir, bir mekanizmadır. Onların da ilgisini çeken ve zaman zaman gelip bizden bilgi alan bu sistemin işleyişiyle ilgili bir mekanizmadır. Bu esnafımız içindir. Esnafımızın ticari faaliyetlerini yürütebilmesi içindir. Ayakta kalabilmesi içindir. Topluma destek verebilmesi içindir. Büyük sermayenin ortaya çıkardığı ticari organizasyonlar ve yapıların yüzü soğuktur. Birebir ilişki bizim ahilik teşkilatının en önemli yine özelliklerinden bir tanesi olan tüketici ile üreticinin, yani esnafın birebir ilişki mekanizmasını ortadan kaldırır. Bu sosyal açıdan da esasında arzulanmayan bir durumdur. Ama esnaf ve sanatkarımız mahallenin aynı zamanda hem destekçisidir, hem abisidir, hem sırdaşıdır, her şeyidir. Dolayısıyla bu sosyal dokunun, bu yapının bozulmaması gerekir. Bunu sürdürmemiz gerekir. Bu bizim geleneğimizdir. Bu bizim tarihimizin bir parçasıdır. Onu da biz ancak esnaf ve sanatkarımızı koruyarak, onu güçlendirerek, ayakta tutarak yapabiliriz. O yüzden esnaf ve sanatkarımıza destek vermek herkesin, bütün hükümetlerin ve yöneticilerin borcudur, boynunun borcudur. Görevidir, onun da yerine getirilmesi gerekiyor. Bu çerçevede olmak üzere
her gün esnafımızla ilgili olumlu, ona katkı sağlayacak yeni bir düzenlemeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. En son esnafımızdan sosyal güvenlik destek çalışan, emekli olduktan sonra çalışanlardan kesilen destek primini, kesinti oranını %15'ten 10'a düşürdük. Ve uzun yıllardan sonra biliyorsunuz alışveriş merkezleriyle ilgili bir kanun yasalaştı, yürürlüğe girdi. Bakın o kanundaki düzenlemelerin tamamı esnafımızın lehine düzenlemeler. Alışveriş merkezleriyle ilgili düzenleme yapıyoruz. Esnafımızın aleyhine hiçbir hüküm yok. Bütün düzenlemeler, getirilen tüm hükümler esnaf ve sanatkarımızın lehine. Esnaf ve sanatkarımızı kar marjı yüksek olan alışveriş merkezlerimize girme imkanı sağlıyoruz. Zorunlu hale getiriyoruz. Alışveriş merkezleri alanların, kiraladıkları alanların %5'ini esnaf kardeşlerimize kiralamak zorunda. Yine %2'sini kaybolmaya yüz tutmuş sanatçılarımıza piyasa raycının çok altında kiraya vermek zorunda. Bu kanuna getirdiğim düzenlemeler. Bu örnek olsun diye söylüyorum. Yani sonuç itibariyle bizim bu konuda her türlü katkıyı, desteği sağlamamız gerekiyor. Ona göre ahiliğin elbette biraz önce arkadaşlarımız da saydılar, biz de ifade etmeye çalıştık. Bu özellikleri hepsi önemli ama ahiliğin altının çizilmesi, hep vurgulanması gereken iki tane temel özelliği var. İki tane temel kriteri var. Diğerlerin hepsini bu iki kriterde toplamak mümkün. Bir tanesi ahi, yani esnaf ve sanatkarımız aldatmaz ama aynı zamanda aldanmaz. Hem aldatmaz hem aldanmaz. Hem kendi teşkilatının menfaatini, haklarını korur, hem de tüketicinin, vatandaşın haklarını korur, onun üzerine titrer. Bu iki kural da son derece önemlidir. O nedenle zaten esnafımızın bu iki özelliği nedeniyle zaten Türkiye gerçekten çok daha Türkiye'yi ileriye götürecek yönetimler tarafından yönetilmek durumundadır. Esnaf ve sanatkarımız da bunun farkındadır. Bu iki kural bu ayrıcalığı ortaya çıkarmaktadır. Değerli kardeşlerim, değerli Niğdeli hemşehrilerim, inşallah bu çerçevede Niğde'nin sorunlarının çözülmesine yönelik olarak elbette çok ciddi adımlar atılıyor, çok önemli kararlar alınıyor, mega projeler hayata geçiriliyor. Bunlar yapılacak. Niğde için önemli. Niğde'nin daha gül bir şekilde geleceğe yürümesi için bu yatırımlar, yani sağlıktan, yollardan, demir yollarından hepsi için geçerli. Bunların hepsi planlandı, projelendi, yapılıyor bir kısmı ihale aşamasında. Buna katkı sağlamak amacıyla bakanlığımı ilgilendiren bir yatırımı da bugün inşallah açıyoruz. Niğde'ye Gümrük Müdürlüğü Teşkilatı'nın bugün açılışını yapacağız. Onun da hayırlı olmasını ben temenni ediyorum. Bütün Niğde'ye, bütün Niğde'li hemşehrilerimize, kardeşlerimize. 1996 yılında kurulmuştu Niğde'ye Gümrük Teşkilatı, 1999 yılında kapatılmıştı. 1999 yılında kapatılmıştı ve bu tabii buradan ihracat yapacak olan yapan kardeşlerimizi de ilave bir maliyet getiriyor. Çünkü gümrük hizmetlerinin, gümrük işlemlerinin Niğde'de doğrudan ilk elden en yakın imkan sunularak alanda yapılması elbette bir kolaylıktır. Bunu sağlamak amacıyla ve Niğde ekonomisinin ortaya çıkardığı ürünlerin ihracatını kolaylaştırmak ve maliyetini azaltmak amacıyla gümrük teşkilatını kuruyoruz. İnşallah Niğde'nin gelir seviyesinin yükseltilmesinde, istihdam problemlerinin daha da aşağılara çekilmesinde bu yatırımlarda katkı sağlayacaktır. Ben tekrar bütün esnaf ve sanatkarımızın, bütün Niğde'nin ahilik haftasını kutluyorum. İnşallah gelecekleriyle ilgili hayırlara vesile olur. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.